Oktur hocam söylemiş yani. Estağfurullah hocam. Demin taşlarla ilgili ayet söylemiştiniz. Okuyorum hocam evet. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır. Ondan sular çıkar. Öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Maşallah hocam. Tamam. Bir daha oku ayeti. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır. Ondan sular çıkar. Öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Bütün göktaşları gelmiş hocam maşallah. Bakın bu hazırlık, bu taşların gökyüzünde böyle yoğun hazırlığı ve yine büyük bir yıldız biliyorsunuz yaklaştı. Evet, ve dev yıldız fırlatan bir yıldız. Nemesis evet. Nemesis evet. Bunun neyin hazırlığı olduğunu 1545'te insanlar anlayacaklar. Bir yere yazsınlar. İnşallah hocam. İnşallah. Bu yağmur gibi yağacak gök taşlarının, evet. Ondan sonra bu büyük yıldız çarpmasının ve delip geçmesinin dünyaya, yeniden gelip bir daha vurmasının, evet. Ve dünyanın dönüş istikametini tersine çevirmesinin ne demek olduğunu görecekler. İnşallah. Bediüzzaman bir şey söylüyorsa mutlaka hadise dayanır. Diyorlar ki gayb bilinmez. Bağırıyorlar günlerden beri panik halde. Yani kıyametin vaktinin belirlenemeyeceği şeklinde bağırıyorlar. Evet. Paniğe kapıldılar. Çünkü ağızların tadını kaçırıyor kıyamet. Ben dedim ki bak torun şu anki gençlerin torunları görecek. Evet. Açık. Evet. Birçok ilahiyatçıyı çıkarttılar. Şey belli olmaz. Gayb belli olmaz. Kardeşim tamam doğru gayb belli olmaz. Ayet var. Ama Cenab-ı Allah diyor ki ancak diyor evet. Allah'ın seçtiği elçileri hariç diyor. Allah onlara gaybı bildirir diyor. Evet. Bu kısmı niye söylemiyorsun? Israrla söylemiyor bu ayet. Ve peki gaybı ayrıca bildirdiğine ait çok fazla ayet var. Evet onları da söylüyor. Değil mi? Yani bir tane de değil. Evet. Hangi gayb haberlerini bildirdiğini de ayrıca bildiriyor Allah. Evet hocam. Peki bunları niye söylemiyorsun? Ayrıca kıyamet her an kopabilir. Evet. Mesela şu an kopabilir kıyamet. Ama ben diyorum ki Allahu alem. Hadislere göre 1545'te. İnşallah. Hicri. 1545. Evet. Yani 2120. Bu panikten ne yapacak? Çünkü bu durumda Mehdi'nin çıkması mecburi oluyor. İsa'nın inişi de mecburi oluyor. Bak başka vakit yok. Evet. İslam dünyaya hakimiyeti için de başka vakit yok. Yani çok kısa bir zaman aralığı var.